ben Elis Fındık. 360'da yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Makyajın sırlarında bugün sizler için mürdüm tonlarında bir smoky makyaj yapacağım. Burada aslında morun tonunu böyle hafif bordo içeren tonları göreceğiz birlikte. Hafif bir ruj uygulaması yaptım ve fondötenimi uyguladım. Önden ne ile başlamamız gerekiyor? Ben her zaman böyle renkli bir smoky yapıyorsam eğer yeşil olur, mavi olur, mor olur. Bir o tonlara benzer, o tonların oluşan bir kalem tercih ediyorum. Böyle bir normal smoky makyaja uygun dağılabilir bir kalem tercih edeceğim. Bunu göz kapağımın komple üzerine geçeceğim ve onu aslında böyle bir baz gibi kullanacağım aynı zamanda. Şu an zaten göz kapağımda hiçbir şey yok. O zaman hemen başlayalım. Komple az önce bahsettiğim gibi o kadar yumuşak bir kalem ki hafif ucunu şöyle sivrittim. Komple göz kapağıma geçiyorum. Burada rahat olabiliriz. Zaten her yer mürdüm tonlarında olacak gözümün. Evet. Tam kirpik dibine de getirdiğimizden emin olalım. Tam şu göz kapağımın üzerindeki katlanma yeri var ya, orayı geçmiyorum. Çünkü oraya daha açık tonlarda bir far uygulayacağım. Peki bunu neyle dağıtabiliriz? Böyle bir kalem uyguladık. Benim böyle bir krem bir paletim var. Yani bundan faydalanacağım şu an. Şuradaki iki mor tondan. Fakat böyle bir paletiniz yoksa da altına concealer uygulayın. Böyle bir kalemin. Gözaltı kapatıcısının o kremsi dokusuyla birlikte o kalemi çok rahat bir şekilde dağıtabilirsiniz. Ama dediğim gibi tam rengi elde etmek için bu iki renkten de alıyorum. Çünkü bilin ki eğer fırçanızın üzerinde ürün yoksa ve siz gözünüzün üzerindeki ürünü dağıtıyorsanız o zaman orayı şeffaflaştırıyorsunuz. Bu çok önemli bir bilgi. Tekrar ediyorum. Eğer gerçekten kalemi dağıtırsanız ve fırçanızın üzerinde ürün yok, o zaman oradaki ürünü şeffaflaştırıyorsunuz. Fırçanızın üzerinde ürün varsa orayı aslında oradaki rengi yok etmiyorsunuz ve orayı güçlendiriyorsunuz anlamına geliyor. Onun için rengimi aldım. Ve çok hafif böyle tampon hareketlerle birlikte buradaki mor kalemimi dağıtıyorum. Yes. Güzel oldu sanki renk, değil mi? Sevdim. Aslında mor makyaj çok yapmam. Böyle mürdüm mor ama. Yani siyahla bütünleştirdiğinizde güzel oluyor. Burada yine çok fazla yukarı doğru çıkmıyorum. Boş bir dağıtma fırçasıyla birlikte. Aslında oradaki şu an krem ürünle tenimin arasındaki geçişi sağlıyorum. Burayı yumuşattım. Çok hafif aşağıya doğru geldiğimizde de elimizle azaltabiliriz. Süper. Bunu uyguladıktan sonra en çok sevdiğim şey mürdüm tonlarındaki makyajlarda aslında siyah kalem. Siyah kalemle bütünleştireceğim. Ama bunu da çok kalın bir şekilde değil de yine Hollywood eyeliner'ı dediğimiz kirpik dibimizden gelen siyah bir yoğunluk yaratacağım. Burada ama sadece kirpiğimin iç kısmına değil de kirpiklerimin arasına da uyguluyorum. Ama ince. Lütfen ince. Ve bu kalıcı bir siyah kalem. Çünkü buradaki o siyah çizgiyi tekrar tazelemek istemiyorum. Onun için kurumadan da hemen hızlıca fırçamla dağıtacağım. Şu an ne yapıyorum? Kirpiğimin dibindeki o siyah kalemi dağıtıyorum. Şurada minik bir boşluk var. O beni şu an rahatsız etti. Hemen onu da doldurayım kalemle. Onun için biraz daha gözü çekmek lazım. Evet, dağıttım. Tekrardan uyguladığım o kalemi de. Dağıtma işlemi çok önemli burada. Şimdi aynı fırçayla devam edebilirim. Bunun üzerinde hafif siyahlık var bu tarafta. Şimdi diğer tarafını kullanacağım. Onun için de ne kullanıyorum? Bu mürdüm tona yakın farımı kullanacağım. Gerçekten koyu ve yoğun pigmente sahip mat bir ürün. Fırçamın üzerine yoğun bir şekilde aldım. Hafiflettim. Ve kirpik dibinden yukarı doğru tamponluyorum. Oh,
gitgide koyulaşıyor. Şuraya çok hafif değdirdim. Öyle. Şimdi ise buradaki geçişi sağlayabilmek için krem ürünü kullandığım fırça vardı ya, onunla devam edeceğim. Bu sefer kullandığım fardan yaklaşık 2-3 ton daha açık bir renk kullanacağım. Yine böyle pembenin, gül kurusunun böyle gerçekten soğuk bir tonun versiyonu. Ve tam bu katlanma bölgeme geçiyorum. Ama burasında böyle çok abartı ve yoğun bir şekilde olmasını istemediğim için de yine aldım karıştırma fırçamı ve yukarı doğru dağıtıyorum. Evet, süper. Aynı işlemi aşağıya da yapalım. Alt gözüme. Gözümün içine siyah kalem. Kirpik dibime ise mor kalemimden geçiyorum. Şimdi şey düşünebilirsiniz, bu mor kalem hafif dağılabilir bir kalem demiştim. Hani göz altına nasıl uygulayacağız? Ama zaten farla ben onu sabitleyeceğim için hiç korkmayın. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Bu sefer top uçlu bir fırça tercih ediyorum, biraz daha minik. Yani böyle smokey makyajlarda biraz daha fazla fırça kullanmak gerekiyor açıkçası. İlk önce buradaki kalemi dağıtıyorum. Yes. Yine koyu farımdan aldım. Fırçamın üzerine. Ve burayı iyice birbirine harmanlıyorum. Şuraya hafif bir şey döküldü. Evet. Zaten bu tarz makyajlarda ilk en son şeyle de tamamlamak lazım, concealer'la. Bir son geçiş olarak da yine buradaki açık rengi şu katlanma bölgesinde kullanmıştım ya, onu tekrardan geçmek istiyorum göz altımda da, o bütünlüğü sağlaması için. Merak etmeyin, bu zaten çok minik bir dokunuş gibi görünüyor ama gerçekten etkili oluyor. Böyle gel git hareketlerle. Ay. Aslında kirpik de takılabilir böyle bir makyaja. Bütünleşir gerçekten. Ne yapıyorum? Hızlıca concealer paletimden alıyorum. Ve bu gözümü tamamlayayım. İyice pürüzsüzleştireyim. Buraya minik dökülen far kırıntıları varsa da onları da yok etmiş olalım. Burada concealer'ı gerçekten çok böyle yaptığım smokin en dibine kadar getirmemeye çalışıyorum. Sadece fırçamın üzerinde kalanı böyle hafif bir şekilde geçiş olması için şöyle dışa doğru temizliyorum. Burada da o çekik efekti de vermiş oluyorum. Evet. Süper. Fırçamın üstünde hafiflettim. Şöyle elimin üzerine çok az. Ve kaş altıma doğru mini minnacık dokunduruyorum. Süper. Artık diğer göze geçebilirim. Tekrardan adımların üzerinden geçelim. Ne yapmıştık ilk etapta? İlk etapta mor kalemimi baz olarak kullanmıştık. Onu komple göz kapağımıza geçiyoruz. Burada rahat olabiliriz. Gelişi güzel. Süper. Şimdi her zaman söylediğim şey, şu an bu fırçanın üzerinde ürün olduğu için peçetemin üstünde hafifletiyorum. Siz de böyle yapın. Yoksa bu göz daha yoğun olur, unutmayın. Ne yaptık? Krem üründen alıyorum. Şuradaki iki mor tondan ikisini birbirine karıştırarak burayı dağıtıyorum. Şuraya çok asla gelmem lazım. Gözümün içine doğru tamamlamamışım. Süper. Burada eğer çok böyle hafif ucu olan, böyle kıl bir ucu olan ve uzun olan bir fırça tercih ederseniz o zaman da dağılmaz. Bilginiz olsun. Onun için bir tık daha kısa versiyonu ve daha sık versiyonu tercih ediyorum fırça olarak.
Evet. Dağıldı. Zaten buradaki o koyuluğu siyah kalemle birlikte vermiştik. Şurada bir eksiklik var. Mor olarak. Evet, süper. Hemen hızlıca tamamlıyorum. Zaten burada görmüştünüz. Onun için siyah kalemimi de pratik bir şekilde uyguluyorum. Bunu yapmayan var mı ya? Yapın, lütfen yapın. Her gün bu siyah kalemi kirpik dibinize geçin. Hangi fırçayla dağıtmıştık? Bu tarz bir pres bir fırçanın tek tarafını siyah için, diğer tarafını da far için kullanmıştık. Onun için siyah olan tarafı buluyorum, bir taraf. Ve kalemimi dağıtıyorum. Okey. Süper. Farımla tamamlamadan önce... Yok, farımla tamamlıyorum. Farımdan alıyorum koyu olan renkten. Fırçamı diğer tarafıyla iyice alıyorum. Yoğun istiyorum çünkü. Yoğun görünmesini istiyorum. Ve tam bu kalemi dağıttığım nokta vardı ya... Oraya minik bir şekilde tamponluyorum. Süper. Buradaki hattı da hemen kaybetmem lazım. Hızlıca gösteriyorum. Neden hızlıca? Çünkü oradaki far kurursa... Daha dağıtması çok zor olur. Altında baz var, concealer var, krem ürün var. Krem ürün bu arada toz ürünü biraz daha kalıcı hale getiriyor. Aslında hep korkarız krem ürün kullanmaktan. Ay, çizgilenir mi, bulaşır mı? Ama aksine kalıcılığını arttırıyor. Süper. Şimdi gözümün içine siyah kalemi geçeyim. Evet. Mor kalemi de kirpik dibime geçiyorum. Deyip siyah kalemsin hala. Evet. Birazcık şuradan açacağım kalemimi. Çok kullanmışım. Göze çok gitti. Evet, tam kirpik dibime uyguluyorum. Zaten dağıtacağım, onun için sıkıntı yok. Süper. Burada önemli olan yine fırçanın üzerini hafifletmek. Çünkü ilk önce kalemi dağıtıyoruz, sonra farı ekliyoruz. Koyu renkteki farı. Şimdi bu kalemi dağıtıyorum. Evet. Ve koyu renkteki farımı ekliyorum. Son bir adımım kaldı zaten. O da bu geniş fırçamla, yani ne çok geniş ne çok zayıf fırçamla açık rengimden alıyorum ve göz altımı tamamlıyorum. Tam şuradaki geçişte sağladıktan sonra son olarak blend etmek istiyorum. Ve concealer'ımdan da çok az geçmem lazım. Hızlıca. Çok kirpik dibine getirmiyorduk burada da. Ve hafif dışarı doğru çekiyoruz. Evet, rujumu da bir tık hafifletmek istiyorum bu makyaj için. Böyle biraz daha nude olsun. Ve yanağımı da bir bronzerla birlikte tamamladıktan sonra makyajım tamam. Çok az. Şöyle bronzerdan geçiyorum. Tamamıyla ten renginize uygun bir ürün tercih edebilirsiniz. Çok fazla highlighter'a gerek yok. Çünkü zaten gözler odak noktası ve oldukça renkten dolayı da göz önünde. Umarım bu mor mürdüm karışık göz makyajımı sevmişsinizdir. Bir sonraki sefer makyajın sırlarında görüşmek üzere.